gerçekten şaşırdı. Ya yerli mali müşavirlerin KDV iadelerinde bizim ihracatçıların çok büyük sorunu yok ama ihracat sektörünün sorununu çok iyi biliyor. Sorular ağırlıklı buraya geliyor gibi bir durum oldu. Onu özellikle belirteyim. Şimdi arkadaşlar, biz ihracatçıların KDV iadelerini yazıyoruz, tam tasdiklerini yapıyoruz. Bizim de maliyeyle büyük problemlerimiz var. Siz bu problemleri lütfen yaşadıklarınızı anlatın ki Sayın Başkan notunu alsın. Kendi yönetim kurulunda belki bunu tartışacak. Ya arkadaşlar, bizim bilmediğimiz birçok konuları yeminli mali müşavirler bize aktardı. Bak, bizimle ilgili yazılan raporlarda birçok sorun ve problemleri vergi dairesiyle yaşıyorlar. Bunlara, bundan dolayı bir şey yapalım. Maliye Bakanlığı ile görüşelim ve bu dertleri iletelim ki arkadaşlarımız rahat etsin gibi bir düşünceye sevk etmemiz lazım Sayın Başkanım. Özellikle. Evet, Uğurcuğum, buyur. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sevgili Başkan, hoş geldiniz aramıza. Gerçekten bizi aydınlattınız. Çok güzel ifade ettiniz bazı olayları. Şunu çok iyi algıladım ki bir birliğin başkanı olmak, içinde bulunduğunuz sektörde halihazırda yaşıyor ve çalışıyor olmanız, o sektörde emek veriyor olmanız, konuları daha iyi vakıf olduğunuzu gösteriyor. Çünkü ben birçok ticaret odası başkanlarıyla da konuşuyorum, görüşüyoruz, sanayi odası başkanlarıyla. Olaylardan çok kopmuşlar. Bu sadece onlar için geçerli, bizim meslek örgütümüz için de geçerli. Yani konulardan çok uzaklaşıyorlar. Artık sadece meslek siyaseti ya da bulundukları odaların siyasetini yapıyorlar ya da başka yerlere selam vermeye çalışıyorlar. Ama konulardan uzak olmamak, işte biraz önceki sohbetimizin ne kadar derinlemesine, ne kadar güzel olmasına vesile olmuş oldu. Tabii kutluyorum. Bu kadar çok insana istihdam etmeniz, onlara ekmek sağlayabilmeniz ve bulunduğunuz sektörü yurt dışında temsil edebilmeniz için uğraş vermek bu Türkiye'nin şartlarında oldukça zor. Çünkü her şeyden önemlisi, yani rekabet edebilmemiz için bir kere girdi maliyetlerimizin düşük olması lazım. Elektriğin çok yüksek olduğu, vergilerin çok yüksek olduğu bir ortamda biz nasıl rekabet edeceğiz? Yani yurt dışında markalarımızı görüyoruz, gurur duyuyorum. Birçok ülkede gezdiğimi gördüğümde emin olun çok gurur duyduğum olaylar oluşuyordur. Ama daha çoğunu yaratamıyoruz, daha çoğunu yapamıyoruz. Yani arkadaşlarım da çok güzel değerlendirdiler. Bir uzak doğuyla rekabet bir şansımız çok zor. Yani bir Çin alabildiğince güçlü gidiyor, dünyaya hakim oluyor. Eskiden yapmış oldukları üretimler çok vasat ve çok kötüydü ama onlar da artık kaliteyi yakalamaya başladılar. Makine parklarını ona göre güçlendirdiler ve gerçekten Avrupa'ya mal satabilecek duruma geldiler. Eskiden pek satamıyorlar ya da alımı isteniyordu. Bunun böyle olunca tabii ki rekabet etmede zorluklar çekmeye başlıyoruz. Bir diğeri, gerçekten de gerek sizin sektörünüze gerek diğerlerine de dahil olmak üzere maalesef maliyenin bakış açısı, hükümetlerimizin bakış açısı hep böyle işte potansiyel suçlu muamelesi görüyor. Yani bunlar mutlaka vergi kaçırıyordur çünkü. Bir şey var, hepimiz burada bunu çok yaşıyoruz. Nedense vergi rekortmenleri olanlar inceleniyor. Yani vergi rekortmeni olmuş adam. Gerçekten çok büyük vergiler veriyor. Önce onu incelemeye alıyorlar. Cezalandırma bu. Ya da bir sektörse mutlaka özellikle tekstil sektörü üzerinde, hazır giyim sektörde dahil olsun. Bunlar mutlaka potansiyel suçlu diyorlar. Naylon faturanın en çok yoğun olduğu sektörlerden bir tanesi olarak değerlendiriyor. İnşaat sektörü ve sizin sektörünüz. Bunlardan arınmamız, bunlardan kurtulmamız lazım. Çünkü vesilesiyle biz de sizlerin işlerine bakan insanlar olarak yazdığımız tasdik raporlarında ya da KDV iadelerinde de otomatikman bakış açıları, bunda mutlaka bir şey vardır. Bu yeminli mali müşavir buna bir göz yummuştur mantığıyla yaklaşabiliyorlar. Bir diğer sorun da şu, İstanbul gibi bir yerde KDV iadesi almak, özellikle sizin sektörünüzde dahil inşaat sektörü, hangi yer hangi olursa olsun İstanbul gibi vergi dairelerinden KDV iadesi almak çok zor. Küçük illerimizde, Sakarya'da, Balıkesir'de vesaire gibi yerlerde biraz daha kolay çünkü ilişkiler daha güzel gidiyor. Vergi dairesi sizin fabrikanızı çok iyi biliyor, yaşamınızı biliyor, girdilerinizi çok iyi gözlemliyor. Yani oradaki
o sıcak ilişkiden dolayı işler daha hızlı gidebiliyor. Ama buradaki vergi dairelerinde emin olun biz raporlarımızı götürdüğümüzde bile yüzümüze bakmıyorlar. Yani öyle bir enteresanlıkları var burada. Her dersin burada bununla kıl aldırmıyor. Yani bir diğeri de şunu ben belirtmek istiyorum. Gerçekten teşekkür ettim sözün başında. Yine teşekkür ediyorum. Çünkü çıkan kanunlar sanki sadece mali müşavirlerin ya da yeminli mali müşavirlerin sorunuymuş gibi değerlendiriyor. Yani şu anda bir dijitalleşmeyle ilgili bir kanun çıkıyor. İşte konaklama vergisiyle ilgili bir kanun çıkıyor. Sporcuların vergilendirmesiyle ilgili bir kanun çıkıyor. Bunu dert edenen bizleriz. Mali müşavirler başta bunlarla ilgili toplantılar yapmaya, yeni kanunları tartışmaya. Mükellefe bundan haberi bile olmuyor. Umurunda bile değil iş adamının. Sanayicinin umurunda değil. Ticaret erbabının umurunda değil. Orada doğacak yeni bir beyannamedir. Haberi bile olmuyor. Aslında tam tersi ticaret odalarının, sanayi odalarının buna mücadele vermesi lazım bizim yanımıza. Biraz önce siz çok güzel söylediniz. Bu tür olayları birlikte tartışalım. Maliye ya da diğer birimlere, bakanlıklara biz beraber rapor sunalımız. TÜRMOK bunu çok güzel yapıyor. Eskiden sorarlardı ve Maliye Bakanlığı'nda görüşlerimiz alınırdı. Çıkacak kanunları tartışırdık, görüş verirdik ve bu görüşten sonra bir şekilde ortaya çıkardı bunlar. Ama şimdi sadece görüş istiyor, değerlendirme bile almıyor görüşümüzü. Yani böyle bir ortam var. Ben daha iyi bilirim, benden daha iyi bilen adam yoktu muamelesi var. O yüzden maalesef bu mücadelede hep biz yalnız kalıyoruz ve gerçekten de zorluğumuzu çekiyoruz. O yüzden sizlerin oluşturduğu bu mücadelede ya özellikle şu markalaşma konusunda çok çok sıkıntılarınız olduğunu diyorum. Yani Brexit etkiler mi, sizi etkilemez mi? Girip Türkiye'de sanayicinin, iş adamının, ihracatçının rahat olması lazım. Kendine güvenebilmesi lazım. Arkasında devletin gerçekten kendisini desteklediğini hissetmesi lazım. Bugün bakanla görüşüyorsunuz. Bakan sadece geleceği toplantıya göre bürokratlarının aldığı notlarla size konuşuyor. Tam manası o sektörün sorunu bilmiyor. Tribün oynuyor. Sizleri o an mutlu etmeye çalışıyor. Böyle bir ortamda bu devletler nasıl ihracatın daha iyi ihracat yapmasını bekleyebiliriz? Çok zor şartlarda hizmet vermeye çalışıyorsunuz, emek vermeye çalışıyorsunuz ve biz de sizlere destek vermeye çalışıyoruz. Düşünün sizin KDV iadenizi almaya çalışıyoruz, alamıyoruz. Aylar sürüyor. Süründürüyorlar bizi. Raporumuzu veriyoruz, beğenmedik, şurasını değiştiriyorlar. Değiştiriyoruz, bir daha değiştirin diyorlar. 5 sefer aynı şey. Ya bir sefer de sen şunu de ki kardeşim, şuraları şuraları yanlış yaptın, bunu düzeltti, bitirelim. Yok, vermemek için o parayı ayak sürtüyorlar. O parayı vermeye çalışıyorlar. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Dertler çok uzun. Sizleri gerçekten de öpüyorum. Yani bu zorluklar, şartlarla mücadeleyi verdiniz için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica edeyim. Şuraya çıktı mı? Burada mı? Burada. Burada. Başkanım çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Üstünün özelliği Trabzonlu olması var. Rize. Rize mi? Sayın Başkan Nevşehir'in olabilir. Evet. Evet. Şimdi çok teşekkür ederim. Çok şey konuşuldu. Yani ben de toplantıya saygı gereği bir katkı amacıyla bir şeyler söylemek istiyorum. Siz Sayın Başkan 34 bin üreticiden bahsettiniz. Türkiye'nin %95'e yakını kobi. Büyük ihtimalle 34 bin üreticinin çok büyük bir kısmı kobi. Çok kurumsallaşmış büyük firmaları bir tarafa koyarsanız bizim tekstil camiamız bir duvar olarak düşünün binlerce tuğladan meydana geliyor. Bu tuğlaların hepsi 10 kişi, 15 kişi, 5 kişi, 4 kişi çalışan binlerce atölyeden meydana geliyor. Şimdi büyük bir emek var, alın teri var, göz nuru var, elleri öpülesi bir sektör. Fakat bu sektörün bir sıkıntısı var bana göre. Ben buna parmak basmak istiyorum. Bilmiyorum siz de bana katılır mısınız? Bakın bir işletmede hesap kitap tutmak patrondan başlar. Yani basit anlamda muhasebede bir formül vardır. Mevcutlar artı alacaklar, eksi borçlar eşittir net varlığınız. Yani
simit satan bir adam bile kapı önünde sabahtan akşama kadar işi bitirdiği zaman bu hesabı yapmak zorunda. Mevcutlar artı alacaklar, eksi borçlar eşittir net varlık. Bu da yetmiyor, bu da yetmiyor. İkinci bir hesap yapmak zorundasınız. Varlık diye hesabınızı yaptığınız zaman bir liste yapıyorsunuz. Masam, sandalyem, çekim, senedi. Bir de bu bağımsız denetim sistemi var, bunu kontrol ediyor. Ya masa 1 lira gözüküyor ama satarsam kaç para eder? Araba 5 lira gözüküyor ama dükkanı kapayıp satarsam kaç para eder? Buradan şuraya gelmek istiyorum. Maalesef bizim bu sektörümüzde muhasebeye ve hesaba önem veren patronlarımız gerçekten çok az. Yani müthiş bir tempo var, müthiş bir koşturmaca var, müthiş bir cari dönüş var ve pek çok kişinin muhasebesi dışarıdaki mali müşavirler, müşavir arkadaşlar tarafından tutuluyor. İşlemler yapıyor, işler bitiyor, kağıtlar geliyor. Bir muhasebeci katip niteliğinde hesapları kaydediyor. Ondan sonra KDV çıktı, çıkmadı bunun kavgası. Bir büyük mücadeleyle bir bakıyorsunuz bir firma darboğaza giriyor. Şimdi sektördeki en büyük problem ne biliyor musunuz? Sektör aslında üçe ayrılıyor. Bir, krizde olan firmalar. İki, krize girmeye aday firmalar. Üç, hesabını tutan çok az sayıda firma. Sonuçta ben buraya gelmek istiyorum. Siz patronlar olarak firmalarda bir bilanço hesabı yapıyor musunuz belli dönemlerde? Ufak işletmeler gibi konuşuyorum. Gelir gider vesaire gibi konuşuyorum.